Arkadaşlar merhaba, ben Doktor Hikmet Çayner. Bu videomuzda size yeni hazırladığım ve bir yıldan beri hazırlık yapıyordum bu kitap üzerinde. YDS Rusça Kelimeleri kitap serimiz iki kitaptan oluşan kitaplarımızı tanıtmak istiyorum. Dün piyasaya çıktı. Daha doğrusu yayınladım arkadaşlar bu iki kitabı. Şimdi biliyorsunuz geçen yıl YDS Rusça teknikleri konusunda 4 tane kitap çıkarmıştım ve bu kitaplarıma yoğun ilgi oldu tabii ki. Bu kitaplardan birincisi arkadaşlar Rusça Kelimeler kitabı idi. Yalnız sevgili adaylardan aldığım geri bildirimlerde kitabın daha ziyade Rusça kelime üretme türetmeye yönelik olduğu ve çok yüksek seviyede olduğu, yani C1 C2 seviyesinde olduğu gibi hiçbir Türkçe açıklama olmadığı gibi bir serzenişte bulunuldu ve daha ziyade arkadaşlar, adaylar Türkçe karşılıkları olan bir YDS Rusça kelimesi kitabı hazırlamamı talep ettiler. Bu geri bildirimi dikkate alarak arkadaşlar bir yıldır hem YDS Rusça kursumuz üzerinde çalışıyoruz. Hem de arkadaşlar ben bu talebe uygun olarak, daha doğrusu talebe değil de ihtiyaca uygun olarak, adayların ihtiyacına uygun olarak böyle bir iki kitaptan oluşan bir seri hazırlamaya çalıştım ve bunu bitirdim arkadaşlar. Ve dün itibariyle de bu piyasaya çıktı bu iki kitap. Şimdi neden iki kitap? Çünkü arkadaşlar içerik çok fazla. Tek bir kitaba sığmadı. 1080 sayfa. Yani 540-540. Bunu tek kitap halinde yapamazdık. Zaten büyük şeyler kullanıyoruz. Kitabın formatı A4 formatında. Dan biraz küçük. Yani küçük 16-14 formatında değil arkadaşlar. Normal diğer test kitapları gibi büyük formatta. Buna rağmen ve küçük fontlar da kullanmamıza rağmen arkadaşlar 1080 sayfa olunca mecburen kitabı ikiye bölmek zorunda kaldık. Yoksa tek kitap olarak çıkaracaktım ben bunu. Öyle planlıyordum. Şimdi peki YDS Rusça ya hazırlık için hazırlanmış adı üstünde zaten YDS Rusça kelimeleri. Sadece YDS Rusça'ya hazırlananlar mı bu kitabı almalı, edinmeli? Hayır. Biliyorsunuz ki YDT Rusça var. Yani YKS'nin yabancı dil bölümünde yabancı dil testi dediğimiz Rusça sınavı da var. Arkadaşlar üniversiteye giriş sınavı. Orada da bu İki kitap çok faydalı olacaktır. O sınava yönelik hazırlıkta olanlar için, yani YDT Rusça'ya hazırlananlar için de faydalı olacaktır. Veya Rus dili ve edebiyatı öğrencileri için ister üst sınıflarda olsun, ister ikinci, üçüncü sınıflarda olsun arkadaşlar. Zira bu kitabın benzeri hiçbir yerde yok. Zaten olamaz arkadaşlar. Bu kitap ne yapıyor diye soracak olursanız arkadaşlar temel olarak 8700 tane kelimemiz var. Bunlar B1 ile C1 seviyesi arasında. Yani burada eta, top falan filan gibi basit kelimeler yok. Burada YDS Rusça sınavında veya herhangi bir sınavda karşınıza çıkacak B1 orta seviyeden alıyoruz arkadaşlar. C1 neredeyse çok iyi eğitim görmemiş bir Rus'undan daha iyi bir seviyede
bir Rusça bilgisine, kelime bilgisine sahip olan bir kelime haznesine sahip olması için adayların böyle bir kitap arkadaşlar. Bütün bu tabii akademik bir çalışma aslına baktığımız zaman. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz her seviyenin kendine uygun kitapları var. Test kitapları böyle hazırlanır zaten. Kelimeler de arkadaşlar basitten zora doğru sıralanır. Her ne kadar Rusça eğitiminde, Rusya'da da dahil olmak üzere böyle bir kitap yok arkadaşlar. Yani size A1, işte A2, B1, B2, C1, C2 seviyesindeki kelimeler bunlardır diyen öyle bir kitap yok. Her listeler var mıdır? Vardır tabii ki. İnternette de var. Ama 8700 tane kelimeyi alıp ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir, bunların Türkçe karşılığını veriyoruz. Biliyorsunuz bir kelimenin ileriki seviyelerde birden fazla anlamı var. Mecazi anlamları da var arkadaşlar. Bunlar da dahil olmak üzere Türkçe karşılıklarını veriyoruz. Ve bir kelimeyi öğrenmenin en önemli kuralı arkadaşlar, İngilizce'de veya Rusça'da hiç önemli değil bu. Bu kelime ile ilgili bu kelimenin kullanıldığı arkadaşlar örnek bir cümle. Aslında paragraftır. Yani bir okuma metnidir. Bir okuma metni içinde öğrenilir bir yabancı kelime arkadaşlar. Ama bütün kelimeleri, gelişigüzel kelimeleri biz bu okuma metni içine arkadaşlar tıkıştıramayacağımız için ne yapıyoruz? Ve oradan çıkaracağımız kelimeler de yani ne diyelim ileri seviyede bir okuma metnini alıp oradaki kelimeleri bilmediğiniz kelimeleri çıkarmak arkadaşlar bu üçün yöntemi. Ben mesela Rusça kelime haznemi o şekilde geliştirmiştim. Bilmediğim kelimeleri sözlükten baka baka arkadaşlar öğrene öğrene ve onları muhakkak not ala ala arkadaşlar. Çünkü sadece sözlüğe bakıp bir defa geçerseniz o orada gidiyor. Tekrar tekrar aynı kelimeyi bakmamak için sözlükte arkadaşlar kendime bir kelime defteri hazırlamıştım. O yeni öğrendiğim kelimeyi o deftere yazıyordum ve o cümleyi de yazıyordum arkadaşlar altına. Ve yanına da kendi çevirimi, önemli notlarımı yazıyordum. Ve onu tekrarlıyordum arkadaşlar. Şimdi bu kitapta da ben bunu yaptım. 8700 tane temel B1, C1 seviyesi arasında kelimeyi aldım. Bunları 100 kelimelik listelere ayırdım arkadaşlar. Karışık. Alfabetik sıralamaya göre değil, karışık arkadaşlar. İsim de var, fiil de var, sıfat da var, zarf da var. Hatta zamirler de var. Önemli zamirler. Bunları karışık olarak arkadaşlar yüzer kelimelik listeler halinde 8700 kelimeyi iki kitaba dağıttım. Birinci kitapta 6700 tane kelimemiz var. İkinci kitapta da 2000 tane kelimemiz var. Şimdi nasıl yaptınız bu işi diye soracak olursanız hemen bakalım örnek gösteriyorum size. Şudur arkadaşlar. Şimdi mesela ubatak zarar demekmiş, değil mi arkadaşlar? Kampanya Panisla Başiye Ubutki şirket büyük zararlar etti, büyük zarar etti diye arkadaşlar. Ne yaptım? Kelimeyi Rusça cümle içinde kullandım ve yanına da arkadaşlar Türkçe çevirisini yaptım ki işiniz kolaylaşsın diye. Gördüğümüz gibi fiillerde hem nisovunu verdim hem somunu verdim arkadaşlar. İkisiyle ilgili ayrı ayrı örnekler kullanıldı. İşte nablu datenli var mesela sıfat. Şilem var. Simişno komik demek mesela bir zarf arkadaşlar. Dvaryanin zayıma deistviye gibi gibi. Evet gördüğümüz gibi arkadaşlar her 100 kelime karşısında Türkçesi
örnek cümle o kelimenin kullandığı yanında da Türkçe çevirisi. Peki böyle bunları okuyarak Türkçe, bu Rusça kelimeleri öğrenebilir misiniz arkadaşlar veya öğrendiğinizi nasıl bilebilirsiniz diyerek arkadaşlar, tabii ki bu işin bu kadar kolay olmadığını düşünerek ne yaptık arkadaşlar? 100 kelime ile ilgili 100 kelimeden 40 tanesini içeren 4 ayrı arkadaşlar size test hazırladım. Bunlar onarlı 4 tane mini test. Mesela burada gördüğümüz gibi arkadaşlar ilk 1 ile 100 kelime arasındaki 4 tane testimiz var. Bunlar diyor ki bir A bölümünde Rusça Türkçe eşleştirme testi diyor. Sol sütunda 10 tane Rusça kelime var. Sağ sütunda da arkadaşlar Türkçeler var. Diyorum ki sol sütundaki Rusça kelimeleri sağ sütundaki Türkçe kelimelerle eşleştiriniz. Mesela kampanirevat ne demek? Eşlik etmek. Demek ki birin karşılığı H arkadaşlar gibi gibi. Bu şekilde ilk 10 soruyu eğer burada yapamıyorsanız, değil mi arkadaşlar? O kelimeyi bilmiyorsunuz demektir. Veya yanlış olduğunu düşünüyorsanız. Veya ya unuttunuz ne anlama geldiğini, hemen gidip yukarıda o kelimeyi bulup arkadaşlar tekrar örnek cümlesini okuyup demek ki ben bu kelimeyi öğrenememişim diyerek kendi kelime defterinize not almışsınız. Almalısınız. Evet, B'ye geldiğimiz zaman burada diyoruz ki boşluk doldurma testi diyorum. Biraz daha seviyeyi yükseltiyorum. Burada da diyorum ki aşağıda size 10 tane kelime veriyorum Rusça. Bunlar tabii ki o 100 kelimelik listeden alındı. Bunu aşağıdaki 10 tane boşluk bulunan cümlede bu kelimeleri uygun olanlarını kullanınız. Tabii burada işin zorluğu da şu, cümlenin yapısına uyması lazım. Mesela isim mi? Hangi padeje göre çekilecek? İşte eğer fiilse geçmiş zaman mı, şimdiki zaman mı vesaire vesaire. Bunları da göz önüne alarak arkadaşlar 10 tane boşluk doldurma testi yapmalısınız. Yine aynı şekilde eğer bu kelimelerin anlamlarını bilmiyorsanız gidip tekrar ederek o listede bularak o kelimeyi özellikle kelime defterinize not alarak yapmalısınız. Gelelim 21-30. Kelimelere. Burada da yine tabii aynı kelimeler değil, bunlar farklı. Yine 10 tane kelime seçiyorum, siz için seçtim. Bunların altına da 5 tane seçenekli arkadaşlar Türkçe yazdım. Ve burada karşılığını bulmanızı istiyorum sizden. Mesela Marinovani ne demekmiş? Kızarmış, haşlanmış, salamura, turşu, çiğ, tütsülenmiş. İşte salamura turşu demektir arkadaşlar. Marine etmekten geliyor. Tuzlamak, hazırlamak anlamına geliyor. Magistrant, yüksek lisans öğrencisi demektir. Magistraturadan geliyor. Gibi gibi. Evet, devam ediyoruz. Üçüncü, yani C seçeneğinde de böyle Rusça, Türkçe karşılıklar buldum. Dördüncü bölümde ise yine 10 tane sorumuz var. Burada da arkadaşlar ne yapıyorum? Yine o 100 kelimelik listedeki kelimeleri alıyorum. Onu bir cümle içinde kullanıyorum ve bunu Türkçe çevirilerle doğru Türkçe çevirisinin karşılığını vermenizi istiyorum. Bu sınav hazırlığınızda çok fazla işinize yarayacaktır arkadaşlar ve o kelimeyi öğrenmenizi ve diğer kelimelerle nasıl birlikte hareket ettiğini de öğrenmeniz konusunda çok işinize yarayacaktır arkadaşlar. Mesela diyoruz ki stari pös bu uje savsem bezubi no vse eşşo lübil igratsı miyaçikam. Pös köpek demektir. Stari pös yaşlı köpek. Dişleri yoktu. Bezubi arkadaşlar. Dişsizdi. Ama yine de topla oynamayı seviyordu gibi bir cümle. Evet, burada
Bakıyoruz. Denizli seçeneği arkadaşlar. Doğru cevap değil mi? Yaşlı köpek artık tamamen dişsizdi ama hala topla oynamayı seviyordu gibi. Evet, şimdi birinci kitabımız arkadaşlar, YDS kelimeleri bir kitabımız. 6700 tane yüzerlik kelimelere ayrılmış. Her birinin Türkçe karşılığı var. Aşağıda örnek Rusça cümlede kullanılmış. Onun yanında Türkçe çevirisi var. Her 100 kelimeden sonra o kelimeleri öğrenip öğrenmediğinizi, bilip bilmediğinizi test eden 40 tane arkadaşlar mini testimiz var. Bu 40 tane mini testteki kelimeler tamamen o 100 kelimeden alınmıştır arkadaşlar. Ben özellikle seçtim onları. Yani bilmeniz daha da şart olanlar. Gibi gibi. Şimdi birinci kitap bu. Tabii 8700 kelimeyi bir kitaba sığdıramadık arkadaşlar. Gelelim ikinci kitaba. İkinci kitapta ne var diye soracak olursanız. İkinci kitapta 8700 kelimeden geri kalan 2000 kelimeyi aynı şekilde YDS kelimeli bir kitabındaki gibi devam ettiriyoruz arkadaşlar. Yine Türkçe karşılıklarını veriyoruz, örnek cümleleri, Türkçe çevirilerini veriyoruz. Gibi gibi her 100 kelimeden sonra da 40 soruluk mini testimiz tabii ki var olacak. İşte size bir örnek. Devam ediyoruz. Çertit naçertit. Şiluha, Nauçna, Vıganyat, Vıgnat gibi vesaire vesaire. Testlerimiz mesela 6701 ile 6800. kelimelermiş bunlar. Şimdi bu bitti. Daha sonra işimiz daha bitmedi arkadaşlar. 680 tane deyim ve kalıplaşmış ifade var arkadaşlar. Bunlar B1 ve C1 seviyesinde. Şimdi bunlarla ilgili olarak bu listeyi de yine yüzer kelimeli kalıplaşmış ifade ve deyim şeklinde verdim arkadaşlar size ve bunlar çok önemli. Bakalım bunlar neymiş? Slava Saçitaniye, mesela Babye Liyatı, Pastırma Yazı gibi. Brat Vızyat Sıvayı Slava Nazat, Abratna sözlerini geri almak gibi gibi yine okuma pasajlarında ve cümlelerde karşınıza çıkan ve sınavda da sorulan arkadaşlar bunu bu deyimleri ve kalıplaşmış ifadeleri yine aynı şekilde yanlarında Türkçe karşılıklarını altında da o cümlenin kullanıldığı Rusça cümleyi ve yanında da Türkçe çevirisini verdim arkadaşlar. Kaç tane bunlar? 680 tane. Ardından Rusça kısaltmalar var. Karşınıza çıkabilecek arkadaşlar. Bunlar gene yüksek seviyede ki mesela AES, Atomlu Elektrostansiyon, Nükleer Santral, Akkuyu'da yapılan şu anda mesela. AO görürseniz iki anlamı var bunun. Anonim şirket gibi gibi vesaire vesaire. Bunları veriyorum arkadaşlar. Evet, şimdi 2700 tane eş anlamlı kelime var. Bu çok önemli arkadaşlar. Neden önemli? Biliyorsunuz okuma pasajları var ve farklı ifade soruları var testte arkadaşlar. Hem YDS Rusça'da hem YDT Rusça'da. Burada ne yapıyoruz? Pasajda veya cümlede sorulan verilen kelimenin eş anlamlısını arkadaşlar doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden Rusça bir kelimenin eş anlamlısını, sinonimini bilmek çok önemli arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz biz? Yine yüzerli listeler halinde mesela absolutna kesinlikle zarfının eş anlamlısı nedir? Savershenno, Polnostyu, Savsiyem gibi bu kelimeler. Bunları ne yapıyorum? Gene cümleler içinde kullanıyorum ve gene Türkçe'ye çeviriyorum. Bu şu aşamada da özellikle kelime sorularında
sorularında da çok işinize yarayacaktır arkadaşlar. Çünkü iki tane aynı anlama gelen kelime verildiği zaman seçeneklerde siz bu ikisini de hemen arkadaşlar eleyebileceksiniz. Çünkü iki tane doğru cevap olamayacağı için eş anlamlı iki kelime verildiyse seçeneklerde ikisi de yanlıştır arkadaşlar. Bu o anlamda da işinize yarayacaktır. Ve burada kelime hazinenizi inanılmaz şekilde geliştirdiğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Bir kelimenin eş anlamlarını öğrenirken. İşte 2700 tane böyle. Sadece bir tane daha eş anlamlısı yok arkadaşlar. Bazı kelimelerin 4 tane, 5 tane gibi eş anlamlısı var. Mesela after, bakalım yukarı. After kelimesinin yazar demektir. Pisatel, compositor, sazdatel, sastavitel gibi çeşitli farklı şekillerde eş anlamlı veya en yakın anlamlı kelimelerini öğrenebileceksiniz. Bu 2700 kelime arasında. Peki yeterli mi? Hayır. Peki bu işin doruk noktası nedir arkadaşlar? Zıt anlamlı kelimeyi biliyor musunuz? Yani sinonimleri öğrendiniz. Hangi kelimelerin birbirine yakın olduğunu, eş anlamlı olduğunu öğrendiniz. Peki iki kelimeyi, bunlar birbirinin tam zıttıdır. Yani başoy malenki gibi, değil mi? Bunları biliyor musunuz? Bunları da arkadaşlar tabii ki B1 cevir seviyesinde bunları verdim. Son olarak 1050 tane. Örneğin monotonny, raznobrazny. Monoton, tek düze, raznobrazny, çeşitli. Maroz, don, jara, sıcak. Znoy, bunaltıcı, sıcak gibi gibi. Gördüğümüz gibi arkadaşlar, soldaki Rusça kelimenin tersini, zıt anlamlısını yanında verdik ve bunları yine tabii ki ne yapıyoruz? Cümleler içinde kullanıyoruz. Örnek cümleler içinde ve yanına da tabii ki Türkçe çevirilerini yaptık. Toplamda arkadaşlar yine 540 sayfa tuttu. YDS Rusçaları 2 kitabımız da. Evet, böylece bu içerikler Rusça kelime hazinenizi, dilginizi derinleştirmenize ve genişletmenize inanılmaz derecede yardımcı olacaktır arkadaşlar. Evet, tekrar ediyorum. Bütün bu Rusça kelime çalışmalarını, ki bunlar B1 C1 seviyesindedir arkadaşlar. Sözlük değildir bu. Tamamen kelime öğrenmeye yönelik akademik, bilimsel bir bakış açısıyla, tabii benim de bir dil bilimci olarak arkadaşlar olaya nasıl bir kitap hazırlamalıyım ki adaylar, öğrencilerim bu kelimeleri çok hızlı bir şekilde öğrensinler şeklindeki yıllardan beri biriktirdiğim anlamlı teknikleri de işin içine katarak arkadaşlar bu iki kitabı bu şekilde hazırladım. Tekrar ediyorum, iki kitap toplam 1080 sayfa. Birinci kitapta 8700 tane B1 C1 seviyesindeki Rusça kelimenin 6700 tanesi var. Hepsini 8700 kelimeyi bir kitaba sığdıramadım arkadaşlar. Çok kalın olacaktı ve o hem teknik olarak hem uygun değil hem de ciltsel sıkıntılar oluyor o şekilde. 6700 tanesi var. 100'er kelimeye böldüm. Her 100 kelimeden sonra arkadaşlar 100 kelimenin yanında Türkçe karşılıkları var. Altta o kelimenin kullanıldığı örnek Rusça cümle var. Yanında ise Türkçe çevirisi var. Her 100 kelimeden sonra 40 kelimeyi test eden, bunları bilip bilmediğinizi test eden arkadaşlar 40 soruluk basit mini testler var. Bunlar da 4 bölüme ayrılıyor. İşte eşleştirme var, çeviri var vesaire vesaire.
Bu şekilde devam ediyor. İkinci kitapta geri kalan 2000 kelime daha var. Aynı şekilde her 100 kelimeden sonra yine 40 soruluk testlerimiz var, mini testlerimiz. Ama biz bir şey öteye götürüyoruz artık kelime haznemizi. Rusça kelime çalışmalarımızı arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Deyimlere ve kalıplaşmış ifadeleri görüyoruz. Bunlar basit ifadeler değil. Artık ileri seviyedeki kullanılan, özellikle yazı dilinde kullanılan deyimler ve ifadeler arkadaşlar. Bunları görüyoruz. 680 tane var. Daha sonra gene kullanılan şeyler var, kısaltmalar var. Ve bir sonraki aşamada arkadaşlar artık diyorum ki şimdi artık sinonimleri öğrenin, eş anlamları öğrenin. Rusça kelime işte kaç tane artık eş anlamlısı varsa, sinonimi varsa 4 tane, 5 tane onlarla ilgili cümleler ve Türkçe çevirileri hemen altında. Sistematik bir şekilde ve son olarak da arkadaşlar artık işin doruk noktası antonimler, yani zıt anlamlı kelimeler, Rusça kelime zıt anlamlı karşılığı, örnek cümleler ve Türkçe çevirileri. Şimdi arkadaşlar bunları yaparak tabi Türkçe destekli olduğu için arkadaşlar bu çalışmalar, bu iki kitap arkadaşlar Rusça kelime öğrenme sürecinizi anormal derecede hızlandıracak, sistematize edecektir ve 6 ay içinde ciddi bir çalışmayla arkadaşlar mesela ne yapalım? Deyin ki her hafta ben 300 kelime öğreneceğim. Listeler orada, şeyler orada. Kendinize bir kelime defteri edinin arkadaşlar. Bir defter alın. Bir şeyi, bilmediğiniz bir şeyi yazmak yabancı dil öğrenirken arkadaşlar aşırı derecede önemlidir. Sadece o kelimeyi değil, onun örnek cümlesini de yazacaksınız arkadaşlar. Ve onu tekrar edeceksiniz. Çünkü tekrar etmezseniz unutursunuz. Bu papağan gibi ezberlemek değil arkadaşlar. Şiir ezberlemekle kelime öğrenmek farklı şeyler. Tamamen. Ara ara hem kendiniz yazarken öğreneceksiniz, hem tekrar ettiğiniz için bütün kelimeleri tekrar etmenin bir anlamı yok. Bilmediğiniz kelimeleri yazacaksınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri ve onları 2 günde bir, 3 günde bir tekrar edeceksiniz arkadaşlar. Gönül ister ki yazın ama yazamazsanız da okumanız da yeterlidir. Ama ilk defa gördüğünüzde bilmediğiniz kelimeyi muhakkak arkadaşlar kendi defterinize not alınız. Ben bu kelimeyi bilmiyorum. İşte bu defterime yazıyorum. Bu kelimeyi öğrenmem lazım diyerek bunu not ediniz. Diyorum. Evet, başka söyleyecek bir şey var mı? Ha, peki YDS teknikleri 1 kelimeler kitabımız nedir? Arkadaşlar o artık dediğim gibi C1, C2 seviyesinde kelimelerden, mesela sıfatlardan nasıl isim yapılır, fiillerden nasıl isim türetilir gibi morfoloji dediğimiz kelime üretme türetme, yani Rusça kelimelerin üretim türetim seviyesinde orada mesela prefiksleri bulacaksınız. Sınavda çünkü acayip kelime sorularında prefiksli ifadeler soruluyor. Prefiks nedir? Önek. Mesela bazı fiillerin önüne prefiksler getirerek onun anlamlarını değiştiriyoruz arkadaşlar. Sufiksler, yani son ekler, kelimenin sınıfını değiştirir. Yani sıfatı isim, ismi fiil yapar. Ön ekler ise anlamını değiştirir arkadaşlar. İşte orada ben hem size sufiksleri Rusçadaki hem de prefiksleri veriyorum. Ve bunlardan nasıl kelimeler arasında geçiş yapacağınızı örneklerle, testlerle tabii ki ciddi bir şekilde orada öğretiyoruz. O kitabı ne yapalım diye soracak olursanız, bu kitapla beraber onu da kullanın arkadaşlar. O da çok faydalıdır. Sufikslerden öte arkadaşlar prefikslere fokuslanın. Çünkü sınavda daha çok onlar karşımıza çıkıyorlar. Prefiksal glagolo dediğimiz önekli fiiller, önekli kelimeler arkadaşlar, bunlardan nasıl isim türetiliyor, anlamları nedir gibi, bunları arkadaşlar eş zamanlı olarak takip edebilirsiniz.
Onu bir kenara atmayın. O çok önemli bir kitap arkadaşlar. YDS teknikleri bir kitabımız. Diyorum. Peki son olarak şunu söyleyelim arkadaşlar. Toplam 180 sayfa dedik. İki kitap. 540-540 A4 boyutunda. Açıklama bölümünde arkadaşlar size web sitemizin ruscuhocam.com web sitemizden, isterseniz de amazon.com.tr'den de oraya da koyduk arkadaşlar. Oradan bu kitapları, bu seriyi temin edebilirsiniz. Bu iki kitap arkadaşlar birlikte oluyor. Tek tek olmuyor bu kitaplar. Hem dizayn edilişi bakımından hem de teknik açıdan bunların birlikte iki kitap olarak edinebileceğini ifade ediyoruz diyorum. Ve bu tanıtım videomuzu da burada sonlandırıyorum. Herkese iyi günler, kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.